Herkese merhabalar. Ben baş Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancıların dikkat etmesi gerekenler. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yabancılar Türkiye'de gayrimenkul alırken nelere dikkat etmeli? Bugün onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Konumuz gayrimenkul olarak yani daha doğrusu gayrimenkul alarak istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıları ilgilendiriyor. Onun için sonuna kadar videomuzu takip etmeyi ve izlemeyi Unutmayınız arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de 250 bin dolar değerinde veya 250 bin doların üzerinde bir ev alarak e, istisnai olarak vatandaş olabileceğimizi birçok yabancı biliyor artık. İstisnai nedir? Hiç beklemeden hemen vatandaşlıktır arkadaşlar. Peki 250 bin dolar değerinde e, bir ev aldık diyelim. Bir ev mi almamız gerekiyor? Sadece yani gidip bir eve mi onu yatırmamız gerekiyor? Tabii ki de hayır. 250 bin dolar değerinde birkaç ev, örnek veriyorum 4 tane ev alıp da e, vatandaş olabilirsiniz. Sadece burada yapmanız gereken nedir? Toplamında 4 evin bütçesi 250 bin doların üzerinde olacak. Yani en az 250 bin dolar olacak. Veya dükkan alabilirsiniz veya arsa alabilirsiniz veya otel alabilirsiniz. Bunların üzerinden de istisnai vatandaşlık alabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken gayrimenkul aldığınız zaman önemli hususlar şunlardır. 1 tapudaki fiyat, 2 eksper değeri arkadaşlar, 3 ödemenin banka yoluyla havale edilmesi, 4 en önemlisi bunu da çünkü çok soruyorsunuz. Yabancıdan yabancıya satış olmaz eğer vatandaş olacaksanız. Normalde yabancıdan yabancıya satış yapabilirsiniz veya yabancıdan ev alabilirsiniz ama bunu vatandaşlık için kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Bu arada yine sizden gelen en çok sorulardan birisi de kaçak Kaçak olduğum halde Türkiye'den gayrimenkul alabilir miyim? Burada bir engel yok. E, vekaleten e, gayrimenkul alabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Biz uluslararası Danışmanlık Grubu olarak tüm bu prosesleri ister konusunda uzman danışmanlarımızdan, ister gayrimenkul konusunda uzman avukatlarımızdan bilgi alabiliyorsunuz. Siz değerli yabancılara bu konularda profesyonel yardım ve hizmet veriyoruz. Bize danışmadan e, gayrimenkul almayın. İrelde telafisi olmayan problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birçoğunuzdan duyuyoruz. Gidip 250 bin dolar değerinde vermişsiniz. Bir daire almışsınız. Onun üzerinden hala vatandaşlıkla uğraşıyorsunuz. Problemler yaşıyorsunuz. Onun için bize danışın. Danışmanlık zaten bizde herkes biliyor ücretsizdir. Ondan sonra gönül rahatlığıyla gayrimenkulünüzü alıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sizde kazanın. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.